Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Hülya Polat. Amerika ve dünyada öne çıkan haberlerle karşınızdayız. İlk durağımız New York olacak. Yayınımıza 72. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına dair ayrıntılarla başlayacağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına başladı. Başkan Trump genel kurulda ilk konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün konuşacak genel kurulda. Şimdi New York'a Dilge Timoçin'e bağlanıyoruz. Genel kurulla ilgili ayrıntılar için ardından Aslı Pelit New York sokaklarındaki durumu anlatacak. Dilge Timoçin merhaba, kolay gelsin. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump ilk konuşmasını yaptı. Konuşmanın dikkati çeken konu başlıkları neler oldu? Hülya Polat, dediğiniz gibi Donald Trump uluslararası platformda dünya liderlerine ilk defa seslendi. New York'ta kendi şehrinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde genel kurulunda 30 dakikadan uzun süren bir konuşma yaptı. Dikkat çekici bir konuşmaydı. Öncelikle onu söyleyelim. Çok dikkatli hazırlanmış bir konuşmanın dışına çıkmadan gayet dengeli ama yine kendi üslubunu koruyan bir şekilde konuştu Donald Trump. Elbette beklendiği gibi Kuzey Kore ve İran'a sert eleştirilerde bulundu. Kuzey Kore'de hayatını kaybeden Amerikan öğrencisine dikkat çekti. Kim Jong-un'un, Kuzey Kore liderinin kendi kardeşine suikast düzenlediğinden bahsetti ve bunlar da yetmiyorsa sonuçta bir de nükleer projeleri var diyerek Kuzey Kore'yi eleştirdi. Donald Trump genelde Kuzey Kore'den bir ülke gibi değil de oralar, yani Kuzey Kore diye bir yer şeklinde bahsediyor. Liderine de Roket Adam ismini taktı. Rocket Man kullanımını da yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptı Donald Trump. Şöyle de bir durum vardı. Kuzey Kore delegasyonu, tabii ki Kim Jong-un katılmadı bu toplantıya ama Kuzey Kore delegasyonu çekilen kuraya göre genel kurulun en önündeki sıralarda yerini almıştı. Ve en önden Donald Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili sert eleştirilerini dinlemek zorunda kaldı. Bunun dışında İran'a yönelik yine eleştirileri vardı. İran'la yapılan nükleer anlaşmanın dünyanın en kötü anlaşmalarından biri olduğunu söyledi. İran'daki baskıcı rejimi eleştirdi. İnternet yasak dedi. Yayınlar yapılamıyor, televizyon ve gerçek habere ulaşamıyorlar dedi. Ve İranlıların bu baskıcı rejimden kurtulması gerektiğini, İran'ın insan hakları karnesinin çok kötü olduğuna dikkat çekti. Ve İran'la yapılan nükleer anlaşmanın iptaline yönelik yine işaretler de vermiş oldu ve İran'ın nükleer tabii ki projesine de karşı çıktığını söyledi. Venezuela yönetimini eleştirdi. Bunun dışında da biliyorsunuz Birleşmiş Milletleri çok sıklıkla eleştirdi Donald Trump. Köhne bulduğu bir yapı olduğunu söyler. 72 yıldır burada liderler toplanıyor, hoşbeş ediyorlar, konuşuyorlar ve iyi vakit geçiriyorlar. Böyle bir kulüp burası bile demişliği vardır ve Birleşmiş Milletler'in dünya barışına iyi bir şekilde hizmet edemediğini söylerdi. Ve Birleşmiş Milletler'de reform yapılması gerektiğine de dikkat çekti Donald Trump. Elbette dünya liderleri de merakla bekliyordu bu konuşmayı. Donald Trump'ın eleştiri yönelttiği Suriye gibi, İran gibi ülkeler bu Trump'ın eleştirileri sırasında epey suratlarının asıldığını gördük. Ama bunun dışında liderler genelde olumlu karşıladı Donald Trump'ın konuşmasını Hülya Polat. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi konuları öne çıkarması bekleniyor Dilge konuşmasında? O da bugünkü listede çünkü. New York programı ve ikili temasları hakkında da bilgi verir misin lütfen? Hülya Polat, bugün 16. sırada gözüküyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ve bu konuşmaların öğlen saati 1'e kadar, yani 40 dakika öncesine kadar tamamlanması bekleniyordu ki zaten öğle saatinde de Genel Sekreter Guterres'in verdiği öğle yemeğine katılacaktı liderler. Ancak programda sarkma oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 1'den önce konuşamadı. Hala bu konuşmayı bekliyoruz. Erdoğan çok defa katıldı burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına ve özellikle 2014'te dile getirdiği dünya 5'ten büyüktür. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun 5 daimi üyesi bu dünyanın kaderine karar veremez şeklindeki yaklaşımını 2016'da da dile getirmişti. Bu yılda dile getirmesi bekleniyor ve Birleşmiş Milletler reformlarına
dikkat çekmesi bekleniyor. Elbette IŞİD'le ve terörle mücadele gündeminde olacak. Suriye ile ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor. Dünyanın Suriye ile ilgili yeterince destek vermediğini söylemesini bekleyebiliriz. Zira geçen senede BM yardımlarının ne kadar yetersiz olduğundan bahsetmişti Erdoğan. Bunun dışında tabii ki son dönemde çok konuşulan Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olayları ile ilgili Myanmar'da bunu da gündeme getirmesini bekliyoruz. Elbette Erdoğan'ın bunun dışında yine bölgesel konuların gündemde olacağını biliyoruz. Dediğimiz gibi ikili görüşmeleri var. Birleşmiş Milletler binasının içinde kendisi için ayrılan bölümde Fransa lideri Macron'la görüştü ve bunun dışında da başka liderlerle ikili görüşmelerinin olmasını bekliyoruz. Trump'la da beklenen görüşmeyi Perşembe günü gerçekleştirecek. Epey yoğun, gündemli ve uzun bir görüşme olmasını da bekliyoruz. Bunun dışında kendisi için verilen AB liderlerinin verdiği resepsiyonlar var. Dünya liderleri için verdikleri. Bu akşam onlara katılacak. Bu akşam tabii elbette Donald Trump'ın vereceği yemek var. Buna benzer birçok görüşme yapmasını bekliyoruz. Bunları da aktarmaya devam edeceğiz Hülya Polat. Evet, teşekkür ediyoruz Dilge Timoçin. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York programını izlemeye devam edeceğiz. Kolay gelsin Dilge Timoçin derken ikinci bağlantımıza geçiyor ve Aslı Pelit'e bağlanıyoruz. Merhaba Aslı. Yoğun Birleşmiş Milletler trafiği New York'ta hayatı felce uğrattı dersek abartmış olmayız sanırım. Güvenlik önlemleri sıkı olmalı. New York her yıl ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu nasıl karşıladı? Gösteriler var mı? Söz sende. Evet Hülya Polat, sizin de söylediğiniz gibi New York şehri bu büyük tabii ki de büyük toplantıya ev sahipliği yapmaya alışkın. Fakat New Yorklular bir türlü bu haftanın bitmesini bekliyorlar. Gerçekten hayatı fazlasıyla etkilemiş durumda. Çok yüksek güvenlik tedbirleri alınmış durumda şehirde. Arkanda da göreceksiniz şu anda Başkan Trump'ın New York'taki rezidansının önündeyiz. Trump Tower'ın önündeyiz. Sadece bir cephesinin önünde 10 tane çöp kamyonu içinde yaklaşık 1 ton kum var. Bu güvenliğin bir cepheden sağlanması için buraya koyulmuş durumda ve sadece Trump Tower'ın önünde de değil. Liderlerin ve toplantıya katılacak olan delegelerin hepsinin kaldığı otellerin önünde böyle yüksek güvenlik önlemleri söz konusu. Polis barikatları var şehrin birçok ana caddesinde ve ara sokaklarda. Kısacası eğer yolunuz buraya düşecekse New York'ta yürümeyi seçin çünkü arabayla hiçbir yere gidilemiyor. Biraz önce de bu arkamda gördüğünüz şu anda trafiğe açılmış olan 5. cadde üzerinde bir protesto gösterisi yapıldı. DACA olarak bilinen Deferred Action Childhood Action Plan yani buraya reşit olmadan getirilen yasa dışı yollarla bu Amerika'ya gelen fakat ailesi tarafından getirilen gençlere eski Başkan Barack Obama döneminde verilen bir koruma programı bu. Bu koruma programını geçtiğimiz günlerde Başkan Trump kaldırmayı önerdi ve kabul ettirdi. Buna karşın New York'un göçmenleri koruyan sivil toplum örgütlerinden bir tanesinin düzenlediği kısa protesto gösterisi 10 kişinin yolun üzerine oturarak ve tamamen trafiğe yolu kapatması sonucu tutuklanmalarına sebep oldu. 5'i kadın, 5'i erkek, 10 kişi arkamda gördüğümüz 5. cadde üzerine oturdu ve New York Polis Teşkilatı onları birkaç kez uyardı. Eğer kendi isteğinizle buradan kalkarsanız tutuklamayacağız siz dediler. Ama yine de bu 10 kişi tutuklanmayı seçti. Bunların arasında 3 tane de kongre üyesi var. Arizona, Illinois ve New York'un 13. Kongre bölgesi yani Queens'ten bir delegenin tutuklananlar arasında olduğunu New York Polis Teşkilatı sözcüsünden öğrendik. Bu kişilerin güneydeki Manhattan'ın güneyindeki polis şubesine götürülüp parmak izleri alındıktan sonra da bir süre sonra serbest bırakılmaları bekleniyor. Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantısı sırasında birçok gösteri yapılması bekleniyor. Değişik göçmen grupları ya da çevreci grupların protestoları toplantı alanına çok fazla yaklaşmadan yapılabilecek belirli noktalarda düzenlenecek. Bugün içinde birkaç tane daha protesto var ama New York Polis Teşkilatı'nın
Bunların bazılarını tamamen iptal etmesi ya da yapılmasına izin vermemesi söz konusu. Tekrar söylüyorum, New York inanılmaz büyük bir güvenlik önlemi getirmiş durumda. Bütün New York'un 5 mahallesinden polis güçleri şu anda Manhattan'da, özellikle de Birleşmiş Milletler ve Trump Tower çevresinde kanalize olmuş durumdalar güvenliğin sağlanması için. Hülya Polat. Evet Aslı Pelit, çok teşekkür ediyoruz. New York'un yoğun Birleşmiş Milletler ve ikili temas trafiğini izlemeye ve bizi izleyenlere önümüzdeki günlerde de aktarmaya devam edeceğiz. Amerika'nın Sesi Televizyonu'nu izliyorsunuz. Burası Washington. Yayınımız devam ediyor. Başka bir önemli konuya geçiyoruz. Bangladeş'teki yardım kuruluşları aşırı yoğunluk ve fon eksikliği yüzünden kırılma noktasına gelmiş durumda. Myanmar'ın Arakan eyaletinde patlak veren kanlı çatışmaların üzerinden birkaç hafta geçti ancak bölgedeki insani krizin hafifleyeceğini gösteren hiçbir belirti yok. Amerika'nın Sesi ülkenin güneyindeki Cox's Bazar kentinde kurulu mülteci kamplarına gitti. Myanmar'da yakılan köyler, Bangladeş'e akın eden mülteciler. 400 bin civarında Arakanlı Müslüman Chittagong eyaletine sığındı. Ancak buradaki mülteci kampları tam kapasiteye eriştiği ve yardım kuruluşlarından yeterli destek gelmediği için yaşam koşulları son derece zor. Buraya çok sayıda Arakanlı geldi. Kamplarda yer kalmadı. Başka nereye gidebiliriz bilmiyoruz. Geceyi yolun kenarında geçiriyoruz. Korkunç bir durum. Yeni gelenler ülkenin güney sınırında kendiliğinden oluşan kamplarda yer açmak için ormanlık alanda ağaç kesiyor. Yeni kamp açıldığı söylentileri yol kenarında yaşayanlar arasında hızla yayılıyor. Herkes kampta yer kapma telaşına giriyor. En temel ihtiyaçlara bile erişim olmayan ya da çok az olan kamplarda yaşam koşulları son derece kötü. Ormanlarda günlerce yürüyen Arakanlılar ihtiyaçları olan yardıma erişemiyor. 5 çocuğumla birlikte 3 gündür kampta kalıyorum. En küçük çocuğum çok hasta, beslenme yetersizliği de çekiyor. Kampta kalırsam çocuğumun ölmesinden korkuyorum. Çünkü hiçbir destek ve tıbbi yardım alamıyoruz. Arakanlıların yeni yerleştiği bölgelerde yardım almak çok zor. 77 milyon dolara ihtiyaç olduğunu bildiren Birleşmiş Milletler, giderek büyüyen mülteci nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayamadığını, hazırlıksız yakalandığını itiraf ediyor. Uchi Prang'da yeni açılan bu kampa yapılan su yardımı mevcut sayının çok ötesinde bir kalabalığın toplanmasına yol açtı. Kimileri saatlerce beklemelerine rağmen eli boş döndü. Zorluk çekiyoruz. Diğer yardım kuruluşları gibi biz de kaynak arayışı içindeyiz. Acil olarak kaynağa ihtiyacımız var. Yardım kuruluşları fon akışını dört gözle beklerken umutsuz Arakanlı göçmen nüfusun ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu Bangladeş'in omuzlarına yüklendi. Her gün yüzlerce Bangladeşli pazardan aldıkları gıda, su ve yiyecekleri mültecilere dağıtıyor. Ancak Bangladeş halkının cömertliği her gün giderek büyüyen mülteci nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyecek. Resmi yardımın acil olarak bulunup dağıtılmaması durumunda bu kriz kısa süre içinde bir insanlık felaketine dönüşebilir. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Bir başka konuda sıra Alman Marshall Fonu, Rusya'nın 2004 yılından bu yana en az 27 ülkede yapılan seçimlere ya da bu ülkelerin siyasi meselelerine müdahalede bulunduğunu tespit etti. Rusya'nın müdahaleleri Facebook, Twitter ve sosyal medya platformlarından yapıldı. Bu dezenformasyon kampanyalarından siber saldırılara kadar farklı şekillerde ortaya çıktı. Helsinki Komisyonu geçtiğimiz günlerde Washington'da yaptığı bir toplantıda Rusya'nın dezenformasyon kampanyalarına yol açtığı zarara ve Amerika'nın bu kampanyayla mücadele çabalarına odaklandı. Rusya'nın Amerika'da 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğu gerçeği artık tartışılmıyor bile. Oturuma katılan kongre üyeleri ve tanıklar Amerikan hükümetini gelecek seçimlerde Amerika'nın demokratik sürecini korumak için daha fazla önlem almaya çağırdı. Rusya, batılı ülkelerde yapılan seçimlere saldırgan bir şekilde müdahale ederek korku simsarlığı yapmayı, demokratik kurumları felce uğratarak karışıklık yaratmayı, NATO ve Avrupa Birliği gibi önemli batılı ittifakları zayıflatmayı amaçlıyor. Rusya'nın nihai amacı, batının başını çektiği, hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumlara dayanan dünya düzenini otoriter düzenle değiştirmek.
Senatör Gardner, Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'daki saldırgan tavırlarına ve seçimlere müdahalesine verdiği tepkinin zayıf olduğunu, bunun Rus lider Putin'i daha da cesaretlendirdiğini söyledi. İletişim danışmanlığı firması Fiana Strategies'den Molly McHugh, Rusya'nın sosyal medya üzerinden seçmenleri nasıl hedef alacağını iyi bildiğini söylüyor. McHugh'a göre birçok Amerikalı dezenformasyon çabalarından etkilenmeyeceklerine inanıyor. Oysa Rusya seçmenlerin belli bir adaya oy vermeleri ya da seçim günü sandık başına gitmemeleri için pazarlama teknikleri ve psikolojik baskı kullanıyor. Rusya'nın Amerika'daki seçimler sırasında Facebook'ta reklam satın alması bu taktiklerden biri. Kremlin bile seçmen görüşlerini etkilemede sosyal medyayı kullanmanın ne kadar kolay olduğu karşısında şaşkınlık yaşıyor. Kongre oturumunda Amerika'nın sesinin de bağlı olduğu yayın yönetim kurulu CEO'su John Lansing de konuştu. Lansing, Rusya yayınlanan şimdiki zaman gibi programlarda öne çıkan dezenformasyona karşı Amerika'nın nesnel haber ve gerçeklere yer verdiğini söyledi. Lansing'e göre Amerika'nın başvurmayacağı tek bir yol var. Amerika propaganda yapmayacak. Hükümetin yayınlarımızla ilgili bağımsız kararlar almamızı engelleyecek şekilde müdahalede bulunmasını yasaklayan hukuki bir koruma altındayız. Uzmanlara göre Almanya hükümet genelinde yaptığı eşgüdümlü çalışmalar sayesinde Rusya'nın genel seçimlere müdahale etme girişimlerini engellemiş görünüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Suriye'deki iç savaş şiddetini azalttı. Ancak ülkeyi yeni ve zor bir süreç daha bekliyor. O da yeniden yapılanma. Halep'teki Büyük Cami'nin yeniden yapım çalışmaları bunun en güzel örneği. Suriye'deki iç savaşta büyük zarar gören Halep'teki tarihi Büyük Cami'nin yeniden yapılması çalışmaları ülkenin karşı karşıya kaldığı enkaz sorununun özeti gibi. Önemli bir bölümü enkaza dönüşen ülkenin eski günlerine dönmesi uzun sürecek gibi görünüyor. Büyük Cami'de hala enkaz yığını halinde. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, geçtiğimiz aylarda kurduğu Yardım Vakfı'nın Dünya Mirası listesinde yer alan caminin yeniden yapılanma çalışmalarına destek vereceğini açıklamıştı. Halep müftüsü Mahmut Akkam, insan hakları konusundaki geçmişi nedeniyle eleştirilen Çeçenistan liderinin bu teklifini geri çevirmişti. Caminin bölge halkının yardımıyla yapılması gerektiği görüşü öne çıkmıştı. Ancak yardım daha sonra kabul edildi. Anlamaya çalışın. İnsanları bütün yönleriyle değerlendiririm. Ramazan Kadirov yardım eli uzattı. Bu zor anlarda yardım etmek istedi. O da bizim gibi terörle savaşıyor ve aşırıcılığın her şeklini reddediyor. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Suriye halkına yardım etmek istiyor. Bu çok önemli. Enkaz yığını halindeki caminin avlusunda muhabirlerle konuşan Akkam, Kadirov'un aynı dini paylaştığını söyledi ve bizi çok iyi anlıyor dedi. Büyük caminin onarımının aylar sürmesi bekleniyor. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanensesi.com adresinde. Yarın yine birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.